Ne demek, ne demek ya, ne demek? Coşkun'un üstünden bıçak çıkması ne demek? Hadi bakalım. Üstünde bıçak falan yok Dilya abi. Olsaydı onu eziyorken çıkarır, beni bıçaklardı. O ortada mıydı bu bıçak? Neredeydi o zaman? Nereden çıktı bu? Ha? Adam ellerindeki bağı kestikten sonra gitti Tufan abiye mi sapladı? Ya adam bagajda getirdi İlyas. Bağlı filan da değildi. Bıçağı olsaydı kullanırdı yani. Acaba Tufan abi Coşkun'u konuşturmak için bıçak mı çekti? Hani biz burada konuşmuyor falan dedik ya. O sırada Coşkun bıçağı kaptı. Ya elleri bağlı, elleri. Nasıl kapacak? Belli ki bıçak Coşkun'daydı işte. O da doğru. Tufan amca da dedi ya zaten bıçak saklamış diye. Yani kendi bıçağı olsa söylerdi herhalde. Peki siz niye yanında değildiniz de Tufan yanındaydı Coşkun'un? Ya biz aslında yanındaydık. Elimizden bir kaza çıkmasın diye geldik de buraya oturduk. Ya içimizdeki en temkinli adam Tufan'a. Orhan sakın bir şey yapmayasın deyince ben siz miyim ki yapayım dedi adam. Niye uzatıyorsunuz anlamıyorum ki. Olacağı varmış olmuş. Öleceği varmış ölmüş. Bence zaten bildiği bir şey de yoktu. Ne demek yoktu Hürşit? Hiçbir şey bilmiyorsa Altan nereye kaçtığını biliyordu. Ya da bu sınırsızların karargahını. Coşkun'un elimizde olduğunu Tufan abiye kim söyledi? Yani belli ki buradan biri değil. Ya Zafer'dir ya Boran'dır herhalde. Neyse. Olan olmuş artık. Bundan sonra daha dikkatli olursunuz. Hızır Ali. Sen hastaneye. Tufan'ı kontrole git. Tamam baba. Kuzen. Faruk da seninle gelsin. Tamam kuzen. Faruk çıkalım. Faruk. Masa üyelerine dikkat etmek lazım. Hastanenin güvenliğini sağlayın. Çok da yakında olmayın. Tufan abi rahatsız olur. Anladım abi, tamam. Burada yapacak bir şey yoksa ben de eve gideyim Hızır abi. Hangi eve? Ya hangi ev olacak? Kendi evim mi? Abinin evini. Ya boş boş konuşma İlyas. Sen sanki abinin yanında kalmıyorsun. Yürü Akın. Tamam abi. TV'den haber olan var mı? Şahin Ağa'yla birliktelermiş. Yok yok, ben Hatice'yle konuştum. Şahin Ağa tipi ayı getirip eve bırakmış. Gelir gelmez de seni sormuş. Ben de fidanlıktayız, geç geliriz dedim. İyi, siz geçin eve, ben sonra gelirim. Sera'ya yiyecek bir şey de hazırlasınlar. Hadi yiyelim. Ne diyeyim yeğenim? Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Güzel şeyler düşün. Eve git, karnına sarıl. Doğacak kızını düşün.
Ben bir şey mi kaçırdım? Amca seninle paylaşamadım. Kızım olacak. Her şeyi en son ben duyayım, değil mi? En son ben duyayım. Ya vallahi İlyas'ım. Beni biliyorsun, normalde söylerdim. Ama bunlar kızıyor diye söyleyemedim. Hatta kızımızın adı da Zeynep. Bak, bu bile biliyor. Adını bile biliyor. Ben? Hayır tabii ki. Sağ olun. Çok sağ olun. Gel lan buraya. Ben arabadayım.